Ayhan Bey, neler konuşacağız bugün? Merhaba Sertan Bey. İnsanın kendi gerçekliğine nasıl ulaşabileceğiyle ilgili bilgiler aktaracağım. Harika, çok merak ediyorum. Gerçekten çok uzun konuştuk. Bakalım programda neler olacak? Sonsuz olasılıklarda her şey mümkündür. Mümkün. Hemen başlayalım. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda diyelim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Konuğunuz olduk. Onurluyuz. Harika, ben de öyle. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize çok özel, belki ilk defa duyacakları, hayatlarında kullanabilecekleri, kullanmalarını çok arzu ettiğim bilgiler aktarmak misyonuyla buradayım şu an. Harika. Bu zaman dilimi yetmeyecek size. Zaten video serisine başlıyoruz sizle birlikte yönlendirmelerimizi. O serinin de başındaki videolardan biri olacak bu. Çok mutlu oldum bu Sonrasını açacağımız için. katkılarınız için şükran. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi şuradan başlayalım. İnsanın her alanda gelişmesi için neler yapılabilir? Her alandan kasıt burada nedir? Ve başlamak istiyorum. Sertan Bey, yaratıcımız, Yüce Rabbimiz bize şifreler bırakmış. Bu şifreler, yani örneklendi, çok şifre var. Hemen örneklendiriyorum. Sözlerimize dikkat edeceğiz. Nedir bu? M ve ma eklerini bilinçaltımız algılamıyor. İnsanın yaşam yolculuğunda ilerlerken bana göre dünya bir okuldur. Doğduğumuz andan geçiş yapmaya karar verdiğimiz ana kadarki süre içinde yaptığımız yargı ve yorumlarla nota tabi tutuluyoruz. Başarırsak geçişi yapıyoruz. Başaramasak tekrar bir döngüyle yeni bir yaşamla devam ediyoruz. İnsanın farkında olması gereken en birinci konu bilinçaltının varlığı. Bunu psikoloji ilminde söyleyen uzmanlarımızdan duyuyoruz. Da nedir bu bilinçaltı? Tamam ama nasıl hareket eder? İnsanın günlük yaşantısında doğayla insan arasında nasıl bir etkisi var? İnsan davranışlarında, düşüncelerinde nasıl bir etkisi var? Bunun mutlaka bilinmesi gerekiyor. Evet, birçok arkadaşımız çeşitli tekniklerin anlatımında, çeşitli konuların anlatımında, işte bilimin içerisinde, psikoloji biliminin içerisinde bunlar anlatılıyor. Ama kelime olarak anlatılıyor. Ve sadece o kişinin o ruhsal durumundan dolayı açığa çıkan nokta atışla o konunun üzerine gidiliyor. Ben tamamıyla bir bütün, bunun bütününden bahsetmek istiyorum. Bilinçaltı, bilinçli bir insanın bilinçaltının ne olduğunu çok iyi bilen ve kendi davranışlarına aldığı bir varlığın bile %90 bilinçaltının etkisiyle yaşamını sürdüğü bir olgudur, bir güçtür. Ve tamamıyla yaratıcının daha önce oluşturduğu insanın doğarkenki programına yaratıcının bu şekilde oluştuğu bir programın devamı demektir bilinçaltı. Bilinçsiz insanlar ne yapıyor? %90'la 99 arasında diyelim. 95, 96, 90, 98, 99. 99 bilinçaltı etkisi hareket eden insan demek tamamen dengesiz hareket eden insan demektir. Dengesiz ne demek? Bir olay olduktan sonra müdahale edebilen insan tipi demektir. Düşüncelerine dikkat etmeyi bilmeyen, düşünceyle karşılaştığı olayları kendi alanına çektiğinin, oluşturduğunun farkında olmayan insan demektir. Yani neden hasta olduğunu, neden istemediği bir olayla karşılaştığını, neden istediği yeterli kazanca ulaşamadığı vesaire gibi hayatındaki kısır döngülerin yansımasını anlatmak istiyorum. Bilinçsizce yaşayan insan demektir. Olay olur, sonrasında o başına gelen olaydan sıyrılmak için çaba sarf eder. Bazen başarır, bazen başaramaz. Genellikle çok zor, yoruldum dediği insanın sonuca doğru sürüklenen bir yaşam tarzı açığa çıkıyor. Ama bilinçaltının farkında olarak yaşama devam ettiğimiz zaman, hep tasavvuf da bunu söyler, kalp dile vursun diye. Önce süzgeç zihninde onları, kalbinde süzgeçten geçir, sonra kelama dök diye. Yani susmak altın, gümüş konuşmaktır cümlesi, tavsiyesi buradan gelir diye düşünüyorum. Bilinçaltının her bir olayı etkisiyle bize yönlendiğini, bizi yönlendirdiğinin farkındalığıyla ki bu öğrenilebiliyor. Ben de bunları öğretebilen insanlardan bir tanesiyim.
izleyicilerimiz mutlaka insanın davranışlarına, düşüncelerine bilinçaltının etkisinin ne olduğunu tam anlamıyla öğrendiğinde isteklerini geliştirebildiği anın başlayacağını buradan yani ilan gibi neredeyse söylüyorum. Ve istedikleri zaman da arayabilirler. Ben ve benim gibi bu konuda bilgisi olan, eğitimci olan arkadaşları kendilerini geliştirsinler. Aslında bilinçaltı kısaca şöyle biraz halka inerek söylemek istiyorum. Yani herkesin çok anlayabileceği gibi. Şimdi örnek veriyorum, çay içiyorum ben şimdi. Bir kere elim bu çaydan yandıysa artık onu ben istemsizce refleks halinde her çaya uzanışımda böyle bir kuşkuyla uzanıyorum. Eğer bilinçaltımda eşimle ilgili, işimle ilgili, arkadaşlarımla, ilişkimle ilgili bilinçaltımda düşündüğüm, daha önceden yaşadığım, deneyimlediğim ama kontrol edemediğim bir durum varsa bütün hayatımı buna göre aslında düzenlemiş oluyorum. Değil mi? Bu konuyu hemen teknik halinde çok kısaca sunmak isterim. Sevinirim. Dediğiniz çay örneğinden gidelim. Ya da anne evde ütü yapıyor. Benim parmağımda, ben de onlardan bir tanesi. 1,5 yaşında sürünürken ütü elime düşüyor, yanıyor. İşte burada açığa çıkan, bende oluşan yani. Açığa çıkan, bende oluşan DNA kayıtları var. Oradaki duygu DNA'da kayda geçiyor. Korku, kaygı, endişe, üzüntü, her neyse. Kızgınlık. Belki anneme de o halinde kızıyor olabilirim. Niye o ütüyü orada bıraktığında ben yandım diye. Her neyse o. DNA'da o mühürleniyor. Yaratıcının bize kurduğu o unsurlarda bir aşı yapılıyor. Bu aşı dediğimiz konu, mühür dediğimiz konu aslında. Ve sonrasında da o insanın o olaydan sonraki edindiği tecrübeyle, yapılan kayıtlarla yaşantısındaki döngü o kayıtların etkisine devam ediyor. Yani bir olayla karşılaştığında isterse 60 yaşında olsun, isterse 30 yaşında olsun, 20 yaşında olsun, bilinçli halinde de olsa o kaydı korkuysa korkuyu yaşıyor. Tutukluksa hani istediği zaman serbest hareket edemez. Ani tepkilerde insan böyle kasılı kalır. Çok korktuğu anlarda nefes alışını unutur ve hemen nefes almamaz hale geçer gibi birçok duygunun insanda oluşturduğu etki açığa çıkar. Sebebi o kayıtlar. İşte bu kayıtlarımızla burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Var. Yani 7 yaşına kadar oluşuyor özellikle. Tabii ileri yaşlarda oluşuyor ama 7 yaşına kadar. Bir de şöyle bir not lütfen söyleyeceğinizi hatırlayın. Yani 7 yaşına kadar gibi bir tekerleme var herkeste. 7 yıllık döngüler diyelim bunu. İsterseniz 7'nin katları olan 49'da bile yeni bir kayıt mühürlenebilir. Sadece ilk defa karşılaştığınız ve açığa çıkarttığınız yeni bir duygu olsun. Ben bir yerde giderken, herhangi bir yerde, diyelim ki İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. Yürürken yaptım, bir enerji açığa çıkarttım. Hemen bir kayıt gelir, bir görüntü gelir. İşte aynı eylemi, bu biraz önce gösterdiğim bu boğazdaki gıcık diyelim, onu alabilme enerjisini, birçok yerde yapmış olabilirim. Bilinçli bilinçsiz. İşte o kayıtlardan bir tanesini bilinçaltı hemen görüntü olarak benim anıma düşürür. İşte bunların farkında olarak yaşama devam edebilme becerisinden bahsediyorum. O duygu ne? Onu serbest bırakmalı mıyım? Bıraktıktan sonra ne olabilir hayatımda? Bolluk bereketime etki edebilir, hastalıklara halime etki edebilir, hoşuma gitmeyen davranışların oluşmasına etki edebilir, değersizlik algıları oluşturabildiği gibi birçok bileşeni var. Rudolf Steiner'ın bir araştırmaları var zamanında. Geçmiş yaşamlarımızdan bu yaşamımıza taşıyıp özellikle çocukluk dönemimizde bunların çok ortaya çıkardığımıza dair. Ve bununla ilgili de daha sonra bir eğitim sistemi tasarlıyor. Ve anaokul küçük yaşlarda başlayan çocukların geçmiş yaşamlarındaki olabilecek işte vücut lekelerinden yola çıkarak mesela ya da davranışlarından yola çıkarak sistem Waldorf eğitim sistemi diyorlar hatta buna. Tamamen reenkarne olmuş yaşamlarla ilgili bir eğitim sistemi ve dünyada yanlış bilgi vermek istemem ama sanırım 1500'e yakında bu sistemle işleyen okullar var. Bu Rudolf Steiner çok kıymetli bir bilim insanı aynı zamanda aslında. Bu şekilde değil mi o açığa çıkan görüntüler veya açığa çıkan durumlar
bu şekilde mühürlenmiş mi geçmiş yaşantımızda olanlar? Şimdi bu dediğiniz kişiyi sizden duydum ilk defa. Yani ilgi alanıma girmedi demek ki. Ama ben çok hızlı çalışan teknikleri hep izledim, inceledim ve kendi geliştirdiğim bile var. Bu manyetik alan okuyuculuğu gibi. Evrenin hızlanması şekli var biliyorsunuz. Aynı hıza kendimi uyumlayıp aynı paralelde ben de ilerlemeye çalışıyorum ve ilerlediğimi de gözlemliyorum. Şimdi bir yerde regresyon demek istiyorsunuz. Evet, geçmiş yaşam terapileri. Evet. Şimdi ben tüm regresyonistler bu konuşmamı duyabilirler, izleyebilirler. Şükran onlara, minnet sunuyorum. Çok büyük. Ben de bu regresyon 10 küsur yıl önce regresyon eğitimleri almış biriyim. İşte bu yaşamdaki, geçmiş yaşamlardaki yaşantılarım için regresyon eğitimlerine katılmış ve özgürleşme çalışmaları için olmuş biriyim. Hatta burada yeri gelmişken bunun daha şamanizm içinde kutsal bir olgu olan ayahuasca seremonileri var. Bunlar ayahuasca dediğimiz Amazon ormanlarındaki kutsal sayılan bir bitkinin bir ritüelden geçirilerek ve fiziki işlemlerden geçirilerek, kaynatılarak vesaire bir sıvı haline getiriliyor. Bu sıvıyı oradaki şamanın ya da bu konuda doktor tabir edilen kişilerin ki bir doktor olabilmek için, tabii onların tabiriyle doktor, tıp doktorundan bahsetmiyorum. Ama tıp doktorları da o doktordan olabilirler. Sadece iç çamaşırıyla, yanında bir çakı bıçağı bile olmadan Amazon ormanlarına bırakılıyor, takip ediliyor. 2,5 yıl geri dönmeden tek başına orada yaşayabiliyorsa doktor unvanını elde ediyor. Kan mı diyorlardı o şamanizmde? Yanlış söylemek istemem ama. Tam ben duymadım. Yani isimlendiremiyorum. Ama araştırırız. Daha sonraki programlarda bilgi veririz. Neyse sonu bir sıcaklık geldi kan diye. Şimdi bu kişiler tabii şimdi 2,5 yıl ormanda tek başına o doğa şartlarında ben gittim bulundum o ortamda 4 gece. Hatta bu size anlattığım ritüeli orada yaptım. Bir doktorun bir de şamanla da Tititika Gölü'nde, Peru'da, adada hem şamandan hem doktordan olacak şekilde 2 defa orada deneyimledim. 4 defa daha sonra deneyimledim. 6 tane deneyimim var. Ayahuasca seremonisini. Şimdi burada biraz önce anlattığınız geçmiş yaşamlarınıza gidip alttaki kayıtlarınızdan özgürleşme bir ritüeli bu aslında. Şamanın ve doktorun da bedene sizi enerji olarak görüp etki etme becerisi var. Ve gerek olduğunda da size destek oluyor. Bunu da isterseniz daha sonra bir program yapabiliriz. Hatta çok ilginç şekilde orada bağlantılarım devam ediyor. Özel rehberlerimiz var. Bunları deneyimlemek için oraya isteyen insanlarla gidiş bile yapabiliriz. Sizi de davet etmiş olalım buradan ben şimdi. Çok isterim. Muhteşem. Çok isterim. Konumuza dönelim. Şimdi ben Theta Healing dediğimiz bir eğitim sisteminde tüm 10 yıllarca aldığım eğitimleri, teknik bilgilerimi, örnek R2, 1-2-3 seviyesi gibi işte meleklerle, Merkaba dediğimiz bir eğitim vesaire birçok eğitimi Theta Healing'in içinde disipline edip oradan bunları şifalandırmada ve eğitimde sunuyorum öğrencilerime. Çünkü teta frekansında iken dualarımız çok daha çabuk kabule geçiyor. Çok hızlı. Ve orada direkt yaratıcının ya da yaratıcının bize görevlendirdiği grupla artık rehberler, melekler her neyse onların ismi o araçlarla bağlantı kurup o konuyla ilgili gerçekliğimize ulaşabiliyoruz. Neyse, virüstür, yaşantımızdaki devam eden bir kısır döngünün neden hayatımızda olduğu ve bunu nasıl olmadan yaşayabiliriz ve özgürleşebiliriz. İşte bu bizim kazancımızı etkiyorsa daha çok kazanç elde etmek. Değersizlik oluşturuyorsa insanlar tarafından neden fark edilmiyorum, neden sevilmiyorum? Ya eşimle, annemle, kızımla, arkadaşımla bir türlü istediğim ilişkiyi olması gereken biçimde gerçek sevgiyi aktaracak biçimde oluşturamıyorum. Neden? Birçok insan var böyle siz de takdir ederseniz. İşte bunların sebepleri şimdi o dediğiniz konu yeni sistem ata çalışması diyoruz.
sonsuz atamız var. Dünyadan işte kaç 212 bin yıl falan gibi rakamlar 3-5 geriye olabilir. 212 bin yıl kadar geriye gidebiliyoruz insan yaşamıyla ilgili. Ve bu süreç içinde 33 tane de 26.400 yıllık döngüler olduğu söylenir. Bu da Azerbaycan'da Gobistan dediğimiz bir benzeri Lemuria dediğimiz Peru'daki bir alanla çok birebir benzerlikler taşıyan bir yerde yazılmış. Şamanlar kayalara 200 küsür bin yıl önce kazımışlar, bize not bırakmışlar. Orayı da görmeye gidebiliriz ve orada meditasyonlar, dualar edebiliriz gibi. Kayalar var, kayalara böyle elinizle vuruyorsun, bildiğin koca kayalar, kaya. Şöyle bir bize öğretti oradaki rehber arkadaşımız. Hemen böyle tın tın diye müzik sesi gibi hani bir enstrüman aleti elde çubuk vurduğun andaki aldığın ses gibi oradan bir tını elde ediyorsun. Çok ilginçti. Bakın mesela Sufizmin ben 10 bin yıl önce geriye gittiğini orada öğrendim. Sufi mezarları var 11 bin yıllık orada. Öyle yazıyor, yazılardan anlaşılıyor. Çok böyle yaygın olmayan, insanlığa sunulmadığını düşündüğüm orada bir yapı var. Hatta çok milyon dolarlık bir modern müzede yapılmış. Oradaki döngü tamamen o müzede sanal ortamda insanlığa hizmete sunulmuş. Fakat halen keşfedilmeyi bekliyor. Ve çok kutsal. Bu dünyadaki yayılımın Atlantis ve Mu'dan sonra ki yeni başlangıcın ben oradan olduğunu düşünüyorum. Çünkü şamanlar o zaman da bunu kayalara not etmişler. Evet, gidip görebiliriz. Biraz evet, önceki evet, Peru evet. turumuzu orada da yapabiliriz. Tekrar dönüyorum atalar çalışmasına. Biz atalarımızın bize bıraktığı genetikten bize geçen, hani bilim genetik yapımız diyor, evet. Genetikten bize geçen davranışlarımızı etkileyen durumlar söz konusu. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Ben bu çalışmalardan geçmiş biriyim. Hem birçok insana fark edip uyguladık, hem kendi üzerimde uyguladım. Ve ben Ekim ayının 14'üydü en son, yanılmıyorsam. İkinci uygulama. Annem benden önce iki tane düşük yapmış. Bir tanesi 6 ay önce rahmetli olmuş. Bir tanesi, ikincisi 3 ay önce rahmetli olmuş. İkisi de benim bolluk bereketimi etki ediyordu. Şöyle ki, kazancımı etkiliyordu direkt olarak. Herkese veriyordum ben, sınırsız. Kim gelirse dağıtıyordum. Çalışanlarıma, benden istemeyen insanlara vermek istiyordum sürekli olarak. Ağırlamak, vermek, onlarla bir olmak. Ya yani hatta enayici boyuta gelen çok davranışlar sergiledim hayatımda. Kazandığım parayı tutamadım. Yani olması gereken şekilde tutamadım. Öncelikle şükürler olsun. Çok rahat, huzurlu bir yaşam sürdüm. Bir şekilde bu benden önceki rahmetli olmuş kişilerin yerini mi aldım diye bilinçaltım beni orada etki altında tutuyor. Ve ona bir vicdan borcu. Onu ödeyebilmek için farkında olmadan işte bilinçaltı konuştuk program başında. Bu da çok önemli etkilerden bir tanesi. Ve direkt olarak o kişilerden özür gibi ya senin yerini aldım ama ben geldim şimdi. Sen olacaktın, senin yerine ben geldim. Sen benim için kendini feda ettin mi acaba? Bunlar ruhtaki kayıtlı olan bilgilerden bahsediyorum. Auralarımızda kayıtlı bilgilerden bahsediyorum. Genetik mirastan bahsediyorum. İşte istem dışı bilinçaltı etkisiyle verişten bahsediyorum. Bunlardan özgürleşen ritüeller yaptık, çalışmalar yaptık. İşte ata çalışmaları diyoruz. Regresyon çalışmalarının çok daha hızlı çalışan şeklinden bahsediyorum. Theta Healing içinde atalar çalışması. Hemen kaçıncı ataya kadar gidebiliyoruz? Hangi babamız tarafından, annemiz tarafından, genetikten getirdiğimiz o mirası takip edip enerjiyi o atamızla konuşup, onunla yüzleşip bir ritüel uyguluyoruz ve özgürleşiyoruz. Bir daha da o vericilik, bereketsizlik, hayır diyememe enerjisi. Her şeye evet diyen bir enerjiden bahsediyorum. Onlar kalkıyor ve normal, konforlu yaşamına da devam ediyorsunuz. Evet. Etkileyici. Ya biraz uzattığımın da farkındayım ama ya anlatmak için evet. Anlatmak için anlaşılması yani evet için, izleyicilerimiz de olmasa birkaç defa geri dönüp tekrar bakabilirler. Çok sık anlatılan bir konu olmadığını biliyorum.
Biz de eğitimlerde buna belli bir süre ayırıyoruz ve çok sadece eğitime gelen insanlarla bunu paylaşabildik. Böyle bir alanda bunları anlatma zaten ben de teşekkür ederim. Rahatım, rica ederim. Bu kısa sürede bile kalsa video serisinin hepsinin altını açacağımız için sizle beraber. Tamam, anlaştık. Birlikte de olacağımız zaman olacak. Siz tek başınıza da olacağınız zaman okay. Ben yönlendireceğim. Şimdi benim dikkatimi çeken bir konu var. Aslında ikisi, şimdi biraz önce bilinçaltıyla bağlı olduğunu düşünüyorum bunun. Hayvan ve bitki alemiyle iletişim kurup onların ne istediğini öğrenebilir miyiz? Öğrenebiliriz. Öğreniyoruz da. Bunu birçok insan altıncı hissim gelişti anlayışıyla yapıyor. O hayvanın duygularının, vücut dillerini, söylemlerini... Bir açayım mı burayı birazcık? Lütfen. Şimdi hayvanlarla iletişim... Çok önemli bir konu evet, çünkü. Evet, evet. Şimdi izleyicilerin de iyi anlamasını istiyorum. Çünkü herkes olur mu öyle şey falan diyenler vardır mutlaka. Şunu sormak... Denesinler, görsünler. Denesinler. Şunu demek istiyorum ben. Şimdi hadi kuşlarla, papağanlarla işte konuşanlar tabii ki anlaşan insanlar var. Zaman zaman kedi videolarını da görüyoruz. Benim merak ettiğim... Okyanusun derinlikteki ahtapotla nasıl konuşacağız? Onu da yapan bir çok adamın aksi, belgeseli çok var. Çok aksi, evde aksilik yapan bir ev köpekle, kediyle nasıl konuşacağız? İşte onu da yapanlar var. Belgesellerde izliyoruz. Yabancılar yaptığı zaman böyle şeylere çok ilgi duyuluyor. Ama bizim Türklerde genelde ya biz mi aşıyı bulacağız, biz mi yapacağız, biz mi edeceğiz demişler ama dünya tarihinde Türklerin çok büyük rolü var, hep kaçırıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Hayvanla iletişim kurmak demek, ne haber, nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, bundan bahsetmiyoruz burada değil mi? Onu söylemek istedim. Doğrudur, yani tam olarak öyle değil. Bu değil yani, değil mi? Telepatik de değil ama bir iletişimden bahsediyoruz. Kendine özgü. Aynen, biraz önce size programdan önce anlatırken hani ben nasıl olduğunu, sistemi işlediğini evet. Çok ilgilenmiyorum. Zaten aklım da yetmeyebilir. Evet. Ama oradaki sonucu görebiliyorum. Süper. Yani bir köpeğin su istediğini bugün anlayan bir sürü insan var. İşte aslında bu konu onun daha derini, nasıl olduğu. Doğru mudur? Doğrudur. Buyurun. Şimdi daha yeni yaşadığım bir örneği... Bitkilerle de ilgili, söylerlerle okay. Konuşacaksın ki güzelleşsin. Harikasınız. Olmazsa olmaz. Şimdi bitkilerden başlayayım, şu hayvanlar konusuna tamam. Da geleceğim. Bitkiler konusu birçok insanın ilgi alanı dışında. Sadece çok yakın olan insanlar hislerle onların büyümesini, mesleği çünkü oradan da para kazanıyor gibi ya da yaşantısını hani bahçede yaptıklarıyla falan geçiren insanlar var. Ama bu konuşma dili... maalesef her insana, her insan bunu fark edemeyebiliyor. Şöyle ki, 2008 yılında bir bilgiye rastlamıştım. Bilim insanları o tarihlerde bir deney yaptılar. Hayvanlar kesildiklerinde ya da işte adrenalin salgılamasıyla ilgili ve diğer salgılar korktuklarında vesaire gibi durumda aynı salgıların bitkilerde de olduğu tespit edildi ve bilimsel olarak insanlara sunuldu. Ben bunu okudum. Hatta isterseniz yine bununla ilgili program yaparız. O kaynaklara ulaşıp onu bile sunabilirim. Şu insan, şu bilim insanı, şu tarihte şunlar yapıldı, şunlar açığa çıktı diye. Şimdi benim hayatıma bunun yansımasıyla ilgili hem hayvandan hem bitkiden örnek vereceğim. Yıl 2017. Bahçemde, İzmir'de şey yapıyorum. Budama yapıyorum. Budama yaparken makas elimde birdenbire şimdi birçok bitki var. Alanımız küçük ama çok bitki var. Ben birine uzanırken oradaki yeni filizini, çiçeğini yeni vermekte olan bir küçük bitkiyle onun farkında değilim ben. Ben normal budama yapacağım bir yere uzanırken bir eşek arısı ama nasıl dolanıyor etrafına. Eşek arısı derken büyük bir arı. Ve çok nereden geldiğini de bilemiyorum. Çünkü arıyı sesini uzaktan duyarım vesaire. Hani arıdan çekinen biri değilim çünkü onların bir oluş sebebi vardır. Ne yapacaksa yapacak yani ben bir düşüncemle hak etmişsem gelip bana iğnesini batıracak. Ya da merhaba deyip bana gidecek. Ki genellikle konuşuyoruz onlarla da. Nasılsın, hoş geldin vesaire. Şimdi geldi ama anlıyorum bana bir mesaj vermek istiyor. Bak saldıracağım sana, savaşacağım seninle gibi bir mesaj var onu yani hissettim. Yani rutin orada bir budamanın rutinin dışına çıktınız bir şey oldu diye düşünüyorum. Şöyle budamayı yaparken ben şimdi makasla elimde giderken birden o arıyı gördüm. Hemen kendi arıya çünkü odaklandım ve kendimi çektim, makası çektim. Arı bu sefer etrafımda dolanıyor, tur atıyor, bana gelip yaklaşıp uzaklaşıyor falan.
Birden o bitki gözüme geldi. Şimdi sistem bunu sağlıyor bu arada. İşte sezgisellik demek bu. Ben de bu farkındalıkla, mesaj vermek istediğim farkındalığın örneğini anlatıyorum. Birden o bitkiyi gördüm. Daha yeni frizleniyor. Hemen böyle bir içimde bir şey oluştu. Böyle bir hoşluk. Yemin ediyorum sana Ulaş, senin işim yok benim. Ben senin komşu bitkindeki kurumuş olan dalı almak için, bak yemin ediyorum dedim, seninle ilgim yok, seni çok seviyorum. Hatta seni fark ettim, kendini fark ettim, ne olur rahat ol dedim. Ve arı gitti. Birdenbire nasıl geldiğini anlamadığım gibi gittiğini de anlamadım. Ne zaman oldu bu olay? 2017. 2017. Nisan ayı falan gibi, evet. Yani sizin şöyle söyleyeyim, şimdi bunu fark edebiliyor. Birçok kişi böyle şeyler yaşıyor, fark edemiyorlar. Sizin işte o olduğunuz yıl mı 2010 eğitimleriniz bitmiş miydi? Yok. Tabii. Eğitimler bitti. Öğretmenlik yapmaya başladığım zamanlar. Eğitim verdiğim zamanlar. Çok yani uzun yıllardır eğitim veriyorum. Tabii ortalarının sonlarına doğru diyelim. Doğru. Yükseldiğinin. Halen de bu yolculuk devam ediyor. Şu an tamamlanmışlık diye bir şey yok. Son nefese kadar ben buradan geçiş yapmaya karar verdiğim ana kadar yaşam programındaki hedeflerimi oluşturana kadar beni burada sistem yaşatır. Ve o geçiş yapmaya karar verdiğim zamana kadar da benim her türlü deneyimim olabilir. Yani öğrenmem devam edebilir. Öğrenmenin sonu yoktur. Yaratıcı sonsuz bir varlıktır. Her şeyin içindedir. Her şey onun içindedir. Benim de öğrenmem sonsuzdur. Son saniye kadar. Hayvanla olan ilgime daha yeni. Samsun'da. Evimden çıktım. Golden cinsi bir köpekler. Çok ilgimi çekerler. Yürüyüş park benim olmadı ama yürüyüş zamanlarında gezer insanları alırız, onlarla oynaşırız vesaire. Sahibinden izin isterim. Beraber olduğu kişiden falan. Ya ilk defa böyle bir hırr yaptı. Yaklaştırmadı kendini bana. Ondan sonra onu tutan kişi, onunla beraber olan kişi, sahibi demek istemiyorum. Onunla yaşam paylaşan, tasmayı tutan kişi hemen ne yapıyorsun deyip ona birkaç şeyde bulundu. Ama o durmadı. Bu sefer daha çok saldırmaya başladı bana. Yani beni ısırmaya çalışıyor resmen. Gelmiyor. Hani, Golden bir de. Golden, evet. Golden olması. Terlik veren evet, köpek. Yani bu cinsin bu kadar agresif olması dikkatimi çekti. Hemen odaklandım. Allah'ım, çünkü çok böyle birdenbire her zaman da odaklanıp teta frekansına düşemiyorsunuz. Bir sakin bir ortam lazım en doğru haber alabilmeniz için. Mesajları vermeye devam ediyoruz farkındalık adına izleyenlerimize ve izleyecek olanlara. Aradan 2 gün geçti, 3 gün geçti. Şimdi orada mesaj gitti evrene. Benim saf niyetim de ortada, şükürler olsun. Pazar günü, olaydan 2-3 gün sonra aynı köpek, Golden cinsi varlık. 2 kişi bu sefer. O beraber olduğu kişiyle bir kişi daha var. Ben de oradan tesadüfen merhaba dedim. Nasıl? Merhaba falan işte. Nasıl şu an dedim. Golden hemen 2 ayağının üzerine oturdu. O şey sinirli olan varlık oturdu. Hafif şöyle bana yandan bakarak benim konuşmamı izliyor ama sakin. Ya bu dedi çok agresif dedi, evde de beni yiyor dedi. Şimdi onunla ilgilenen kişi beraber anlatmaya başladı. Çok aksi dedi, bir türlü çözemedik bunun aksiliğini dedi. Müsaade eder misiniz alanınıza gireyim, hem sizin hem onun. Bu arada o ikinci kişi de kardeşlermiş. Bir de küçük çocuk var yanlarında. 9-10 yaşlarında. Onlar da ilgiyle izliyorlar. Tabii dedim, hepsinin o anda alanlarına girdik. Ve alanlarında dedim ki şu anda beraber olan kişi size mesaj gönderiyor. Siz çok sinirliymişsiniz. Hayata karşı sizin öfkeleriniz varmış. Sizin öfkenizin dinmesi için size aynalık yapıyormuş, size mesaj veriyormuş dedim. Bir durdu, ne o hani gerçekten kişi hayatında evlenemeyen, evlilik kuramamış bu sebepten dolayı. Çok tedirgin. Ve ilginç bir yaşam sürüyormuş. Hemen kardeşi atıldı. Sizden seans alabilir miyim? Ne iş yapıyorsunuz falan dedi. Dedim böyle. İşte enerji terapistiyim. Sizlere destek olmak için eğitimler veriyorum falan. Daha çok seans değil ama eğitim şekliyle yaklaşıyoruz. Katılın tabii ki. Her türlü desteği veririm. Ve sürekli ilaçlarla yaşayan, sorununu çözemeyen durumunu anlattı. Ve sürekli olarak eşiyle arasında çok ciddi gerginlikler olan, kızgınlık enerjisi üreten bir yapı. Ne olur beni kurtarın gibi bir konuşmaya muhatap olduk. Ama bu arada bakın dedim, aynı hakkı bu kadar uysal diye de Golden'a şey yapıyorlar.
Şaşırıyor, hayret dedim oldu. İşte mesajını verdi. Bundan daha büyük rahatlık olabilir mi? Siz değişeceksiniz. Golden değil. Aksi olan o değil. O size bir mesaj vermek için, işte biraz önce demiştim, yaratıcının bize sunduğu şifreler var diye. Bu da önemli şifrelerden bir tanesi. Birisi bize hoşlanmadığımız bir tepki, bir olay, bir yansıma yapıyorsa hemen sen suçlusun, ne biçim davranıyorsun vesaire gibi değil. Hemen içimize dönüp ben bunu niye muhatap oldum diyerek kayıtlarımızı araştırıyoruz. İşte regresyon dediğiniz o olay, atalar çalışması dediğimiz olay, çocukluk kayıtları dediğimiz olay burada devreye giriyor. Ve biz o kayıtla o niyette seansa başladığımızda hemen bize o kayıt, o kişinin ve tabii ki benim de samimiyetimle açığa çıkıyor. Gözlerimiz kapalı yaptığımız o kuantum dediğimiz alanda yaptığımız çalışmada o görüntüyle hemen o kayıtla o kişiyi yüzleştiriyoruz ve o konudan özgürleşiyor. Golden da rahat, o da rahat. Ya da hayatındaki kısır döngü hemen iyileşiyor ve kişi daha konforlu yaşamaya başlıyor. Harika. Peki şimdi bunu canlılarla yapıyoruz, hayvanlarla, bitkilerle. Okey. Doğru. Ben sözünüzü kestim buyurun. Ama bu konuda normal genel bilgi olarak öğrencilerimle bunu paylaşıyorum ama daha çok insan davranışları üzerine. Bunun en önemli yansımasını söyleyeyim. Uyuşturucu kullanan, alkol bağımlısı olan ya da çok agresif yapıda olan bazı çocuklar geliyor. Ebeveynler onları getiriyor. İşte geceleri uykusunda uyuyamayan, sürekli işte sanki bir varlıklar varmış gibi etrafıyla korkuyan, annesinin babasının yanında yaşamayı tercih eden bir çocuktan bahsediyor. Onu getiriyorlar. Genellikle diyoruz ki, ben diyorum, lütfen bu çocuğumuz burada dursun. Ben önce onların alanlarına bakıyorum. Oradan bir bilgi alıyorum. Diyorum bunda herhangi bir şey yok. Bu size mesaj veriyor. Onunla tabii ki ilgileneceğiz ama önce sizinle ilgilenmemiz gerek sayın ebeveyn. Ve ebeveynin çocuk anne karnındayken daha sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neyse yaşlarındaki anne babanın kendiyle olan ilişkilerinden, dışarıyla olan ilişkilerinden oluşan o kayıtlar onun davranışı olarak kendi dışarıya yansıyor. Bu çocuk yaramaz deniyor. Yani ne biliyorsun bunun astigmatı var? Ne biliyorsun kulağı duymuyor? Ama çocuk beceriksiz diyoruz. Çocuk duymuyor, çocuk anlamıyor, çocuk öğrenemiyor diyor. Hemen suçlama var. İşte bilinçsizce yapılan şeyler. Bir de tabii bu konuyla ilgili önemli bir bilgi aktarmak isterim. Lütfen çocuk anneleri, hatta kendiniz için bile Thomas Gordon denen yazarın 1975'lerde Amerikalı İnsan Davranışları Bilim Uzmanı Etkili Dinleme Metodu adlı kitabı var. Bir de onun uygulaması var. Bunları alın ve mutlaka hayatınıza bunları davranış olarak kazandırın, kendinizi eğitin ve insanlarla olan ilişkilerinizi hem kendi çocukluğundaki gerçekliğinize dönmeniz hem de çocuklarınızla olan ilişkinizde mükemmeli yakalamak için eğitin. Harika. Şimdi, bunun da bir programda buyurun. Deneyimini yapalım isterseniz. Yapalım. Sizin üzerinizden tayin edeceğiniz biri üzerinden ben bir ebeveyn çocuğu nasıl davranıyorunun burada testini yapayım ve hangi etkili dinleme sözcüğünü orada açığa çıkarmalı ya da vücut dilini onu da bir örnekleyelim isterseniz. Tamam. Peki. Şimdi canlılarla ilgili anladık ama bir de bunun... Çocuklar da var. Çocuklar... Hayvanlar, bitkiler. Bitkiler. Yani aslında burada bizle iletişim kuramayanlar, değil mi? Yani yetişkin bir insanla iletişimde sorun yaşayan. Çocuklar yaşar, bitkilerle zaten yaşıyorlar, hayvanlarla zaten yaşıyorlar. Ama bahçeyi cansız... karınca bastı, bahçeyi çekirgeler bastı. Tabii tabii. Ağaçlarında ağustos böcek, ağustos böceklerini benim nasıl, onlar nasıl ilişkim olduğunu bir... Lütfen diyorum, telefon konuşması yapıyorum, susar mısınız diyorum, ses kesiliyor. Ya emin olun ya bunları... Birçok beni tanıyan, yakında olan insanlar yaşadılar yani farkındalar. Evet. Susun diyor, susuyorlar. Yani o anda. Diyor bana kesinlikle anlattıklarınız sıra dışı şeyler gelmiyor. Onu net söyleyeyim çünkü eskiden böyle kişiler çok fazla varmış. Şimdi gördüğümüzde işte farklı yorumlar yapmamalıyız. Yani izleyiciler adına da söylüyorum. Peki cansız diye nitelendirilen varlıklarla iletişim örnek nedir? Nesneler.
Şimdi bu tüylerden başlayalım. Saç tüylerinden başlayalım. Bedenin her tarafındaki tüylerden başlayalım. Yaratıcıya bizi izlemesi için açığa çıkan duygularımız, hislerimiz, davranışlarımızla ilgili bilgi götürmek amaçlı anten olabilirler mi acaba? Bunda örneği var. Vietnam'da savaşan Vietkonglular, Amerikalılar, Vietkonglular bunları hep yeniyorlar. Bataklıkta, ormanların içinde. Onlar da Kızılderilileri getiriyorlar. Onlarla mücadele etmek, iş sürebilmek için karşı tepki. Çünkü komando onlar. Onlar gibi iş süremiyorlar o alanda. Kızılderililer geliyor, bir tane hareket yapamıyorlar. İş sürmeye becerisi olan Kızılderililer iş süremez oluyorlar. Sonra askeri disiplinle onların saçlarını kesmişler. Yani ilk geldiklerinde o zamanki tekne, bizim askerlikte de yakın zamana kadar vardı. Saçlar girersin asker evet, sıfıra evet. Vurur. O sebebi işte bit var mı vesaire falan gibi dezenfektek amacıyla. Aynı şey onlara da yapılmış. Tabii saçlar olmayınca iş süremez hale gelmişler. Bunu fark ediyorlar. Saçlar uzun vaziyette yeni Kızılderililer geliyor ve her şey normal. Aynen Vietkongların yaptığını Kızılderililer de karşı tepki veriyor. O da iş süre karşılık veriyorlar ve denge sağlanıyor. Hani böyle bir yaşamda dipnot var. Vay. Şimdi gelelim buradan tüylerden buraya. Şimdi tabii bu konuda yani saatlerce konuşabilirim. Örneklerle ve bilimsel diyemeyeceğim. Çünkü bilim bunları anlatmıyor en azından. Araştırmalar olduğunu biliyorum. Ama anlatmıyorlar. Şimdi yaratıcı işte haber alma araçları olarak insanın, okul dedik ya buraya, yaratıcı da baş öğretmen diyelim. Denet diyen, karar veren, diplomayı sana imzalayacak olan kişi diyelim. Bir şekilde haber almak için senin hakkında işte 7 kat mevzuat da buradan çıkar. Bütün katları geçersin ama benim son katımdan mutlaka farkında olurum ve sana gerekeni yaparım. Kandıramazsın beni gibi bir söylem de vardır. Şimdi bunun da ruhu var. Neden katı gibi duruyor? Titreşimleri bizden farklı. O sebepten dolayı. Bütün bir toz zerrecinin bile aurası var. Onun da manyetik alanları var. Ve onun da kayıt cihazı var. Eğer biraz önce sizin konudan başında, bilmiyorum kayıtlara geçtim, bahsettiğiniz gibi, eğer bir noktaysa evren, evrenin bir tarafı şu anda kalbimizin içinde bir nokta, onun dışındaki de gördüğümüz evrendeki nokta. Yani noktanın büyüğü. İşte aynı olay burada da geçerli. Bu bağı kuralım lütfen. Her şeyin kayıt etme kapasitesi var. Ve bu konuda bilinçli olan insanlar, bunu da insanları bu şekilde, ben de eğitimlerim içinde bir alan var bununla ilgili. Bununla nasıl konuşabileceğini, bundan nasıl haber alabileceğini öğretiyoruz. Örnek burada yani anayasal düzen içinde hukuksal bir sorun var diyelim. Ve bunu gizlemiş birisi. Ama zaman içinde bunun öğrenilmesi, merak uyandırmış, bir şey olmuş, ispatlanması için. Burada ne oldu? İşte herhangi bir nesneye bunu sorarak hangisiyse buradaki gördüğünüz tüm nesnelerden haber alabiliyoruz. Nasıl oluyor peki Ayhan Bey bu? Yani şimdi çok ekstrem bir şey. Doğru. Şimdi bunu yaşamak lazım. Tamam. Şu mudur peki? Şimdi örnek veriyorum. Ne oldu burada diye bardağa sormuyoruz. Yani o da orada sesli bir cevap beklemiyoruz. Tabii canım. Yani örnek veriyorum, hislerle telepatik buluyor. Telepatik. Yani anlaşılır olması için telepatik kelimesi doğru değil. Yani tam doğru da yani oturmuyor ama. Şu gibi mi söyleyeyim, çok özür dilerim kesiyorum ama hani izleyicileri çok düşündüğüm için. Bardağa dokunup ya da bardağı düşünüp, örnek veriyorum burada gizli saklı o çalınmış bir şey nerede diye. Orada bize diyor ki, örnek veriyorum, evet televizyonun arkasında. Mıdır? Bu iletişim mi? Şimdi şöyle, mesela bunu Kur'an-ı Kerim'de bir bununla ilgili bir dua var bilinen. Annem bunu çok sık yapar. Ben de zaten 20-30 yıl önce ondan bir şeyler öğrendim.
Annem o duayı okuduğu anda kaybettiğine odaklanır. Birden bir şey çeker onu oraya doğru. Hemen. Annemin de var öyle bir tekniği. Ve hiç daha bugüne yanıldığını görmedik. Yani havuzun içine kızının yüzerken düştüğü küpesini bu şekilde hemen havuza düştü diye. Bu kadar yani. Yönleniyorsun oraya doğru. İşte bunu yaşarken bunu anlatabilirsin. Elle tutulur bir konu olmadığını biliyorum. Çok spesifik, duyulmayan, insanın, ben şey söylüyorum bazen, beyin antenlerin yandı, biliyorum diyorum. Aynen öyle, evet. Bunlar öyle ama... Benim çoktan yandı, o yüzden anlayabiliyorum. Daha şu an konuşacaklarımızın, okyanusta kaşık kadarını konuştuk. Daha neler var? Zamanı geldiğinde onları da paylaşacağız. Program yapmaya karar verdik. Şimdi bunun bir aura alanı var. Aura nedir biliyorsunuz. Biliyorum. İnsanın etrafındaki 2 metre civarındaki elektriksel alan. Tüm evrenin bilgileri de orada kayıtlı olduğu söylenir. Tüm bilgileri teta frekansındayken oradan alabiliyoruz. Şimdi bu bardağın da aurası var. Sadece titreşim hızı bizimkinden farklı olduğundan, daha düşük seviyede olduğundan katı gibi duruyor. Aslında dağlar, işte yoldaki hiçbir şey katı değil. Biz onun sadece... titreşiminden dolayı öyle olduğunu zannediyoruz. Çünkü yaşamı, dualite dediğimiz yaşam gerçekleri ilerlerken buna ihtiyacımız var. Hani evet bu böyle. Eksi artı arasındaki dengeyi kurabilmek için bu yapıya gereksinim var. Demiştim ya başında, yaratıcı Allah'ımız bize şifreler bıraktığı yaşamda ve bu şifreleri çözmemizi istiyor diye. Bu da onlardan bir tanesi. Her şey için geçerli. Her şey atomlardan oluşuyor. Evet, her şeyin atomu var. Tabii hadi bir programda bunun için yapalım. Onu da söyleyeyim, burada ilan etmiş olayım. Bugün çok ilginç bir enerjiden geçiyoruz. Dünyanın dışında üst boyut varlıkları, yani bunun titreşimleri düşük. Tamam. Bir de titreşimleri yüksek olup göremediğimiz varlıklar var. Mesela isim de vereyim. Vereyim mi? Tabii ki. Arcturuslar grubu olsun. 9. boyut varlıkları. Dünya dışında dünyadan daha büyük bir gemiyle orada bekliyor olabilirler mi acaba? Ve insanlık rüya görürken, ki onun için rüya gördürülüyor olabiliriz. Rüya görürken şarj olma ihtiyacını, ki insan şarj olmadan yaşayamıyor. Aynı telefonunuzu takıp enerjiyi doldurduğumuz gibi bizde bir öyle elektriksel alanımız var. Nereden geliyor bu enerji? Hadi komple teorisyenlerine soruyorum. İnançsız olanlara soruyorum. Nereden geliyor? O enerjinin nereden geldiğini bana anlattıklarında zaten ben bunları tersten okumaya başlayacağım. Bu elektriksel alanın mutlaka şarj olmaya gereksinimi var. Tabii ki bizim teknolojik altyapımız ve bize öğretilenler buna yetmediği için, ki ben bunu şu anda insanlıkta bir grubun, işte NASA'nın içindeki bir grubun, Rusların içindeki bir grubun bildiğini biliyorum ve onunla ilgili çalışmalar yaptığını biliyorum. Yani gözlemlediğimizde bazı bir bulgulara ulaşabiliyoruz. Çok benim için önemli değil. Meditasyona, meditatif hale girdiğimizde zaten ulaşabildiğimiz her şeye ulaşıyoruz. Piri Reis nasıl yaptı haritaları gibi. Atatürk'ümüz bu kadar şeyi nasıl yaptı? Atatürk programında ne ilginç bilgiler size aktarmakla ilgili heyecanım şu andan oluşmaya başladı. Dünyanın dışındaki o gemide şarj ünitesi var. Birçok ünite var. İnsanlık randevu alıyor. Tabii bunlar o ruhumuz vasıtasıyla iletişim sağlanıyor. Tasavvuf der, senin içinde senden başka 10.000 tane ben vardır diye. İşte bunlar anlatılmaya çalışılıyor. Enerjiyi bu şekilde tarif ediyorlar. Hani bir alim 1000 yılında, 1100 yılında o zamanın şartlarında işte hokkaya bastır, kağıt ya da işte taşların üzerine yazı yaz vesaire. Onun bir süresi var. İnsan aklı almıyor. Ama bugün bile hızına bir insanın yetişemeyeceği kadar çok eser bırakıyor. En sonunda hanımı bir gün bir kalkıyor gece tesadüfen. Kalk bakıyor ki 7 tane var adamdan. 7 tanesi de yazıyor. Adam kendisine 7 tane yapmış. Tabii özel bir zat demek ki. Evrenin yazdıkları o bilgileri evren onu görevlendirmiş. Ve 7 tane ondan yapmış. Bazen 70 tane yazıyor olabilir gibi. Yani işin içinde iş, onun içinde bir iş. Yaratıcının, bir insanın bir konuya hayır olamaz demesi için yaratıcı yok sayması lazım. Yaratıcı varsa orada sonsuz olasılıklar her daim, her zaman devrededir ve biz hiçbir şeye yok diyemeyiz, olamaz diyemeyiz.
her şey olabilir anlayışıyla lütfen yaşamımıza bakalım. En büyük farkındalık budur. Peki. Çok hızlı cevaplar istiyorumuzdan bir kombine soru soracağım size. O yüzden böyle, çünkü programı izlesinler istiyorum detaylar için, ilerideki programları. İsteklerimizin karşılaması için yapılan duanın kabulünü hızlandırabilir miyiz? Bunu bir keseye koyalım hemen. Daha yüksek kazanca ulaşabilir miyiz? Çünkü bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Biraz, hasta olmadan yaşayabilir miyiz? Üçü de evet. Evet. Ve çok kısa, nasıl? Olabildiği kadar kısa anlatacağım. Tamam. Tamam. Ya da her biri için yani birkaç saat konuşabileceğimiz dokümantasyon var. Şimdi düşünceyle her şeyi yapabiliyoruz. Biraz önce tesadüfen sanki soracağınız soruya hazırlık altyapısı olmuş. Yaratıcının bize sunduğu sonsuz olasılıklarda her şey olasıdır. Neler yapmalıyız? Bir, meyli malı konuşmamalıyız. Sözlerimize dikkat etmeliyiz. Bir çalışanımız geç kalma alışkanlığı oldu diyelim. Ya da çocuklarımız yaramazlık yapıyor. Yapma. Geç kalma dediğimizde ruh onu, yani bilinçaltı direkt olarak onu evet yap ya da geç kal diye kayda geçiriyor. O anda senin o öfkenle yaklaşmandan o bir tavır alıyor ve eyvallah diyor. Tamam diyor. Ama ertesi gün yine geç kalıyor. Ya da geç kalma alışkanlığı ya da yaramazlık yapma alışkanlığı bitmiyor. Ne diyeceğiz? Bir daha geç kalırsan iş akdini bitiririm. Mesela. Ya da başka bir cümle. Ama MMA yok içinde. Yap. Yapı ona yap diye anlatacağız. Tabii yap dersek, yapmasını istemediğiniz bir şey varsa da, dediğim gibi bu konuda bu şekilde davranmanı istiyorum. Davranmasan anlaşamayız diyoruz. Buradan yola çıkarak yapmamızı istedikleri var yaratıcının. Sözlerimize dikkat. Düşüncelerimize dikkat. Allah kesinlikle hiçbir dünya üzerinde tuttuğu varlığa yargı ve yorum izni vermemiş. Benim bulgularım böyle söylüyor. Birçok kadim bilgilere bu söylenir. Yargı ve yorum yok. Asıl önemli olan da ne biliyor musunuz? Tabii başkalarına anlaşılıyor yargı yorum deyince. Önce kendimize. Allah bu bedene bile dokunmamızı istemiyor. Emanet. İşte yargı yorum yaparsak uyarı alıyoruz. En küçük uyarı hapşırmaktır. Hemen düşün, birkaç saniye önce geriye git. Ben ne düşündüm de bu oldu. Ya adam, kendime diyorum, bunu nasıl yaptım böyle gibi. İşte buna izimiz yok. Ha, yapmak gereken ne? Onun neden olduğuyla ilgili soru sormak evrene. Allah'ım ya da evren, neden bu benim başıma geldi? Bu neden böyle oldu? Göster bana deyip nefesler eşliğinde bekliyoruz. Nefes almayı öğreneceğiz. Farkındalığımızı yükseltmek için. Yani farkındalığı yükselt de nasıl yükselteceğiz? Nefes almayı öğreneceğiz. Nefes al deyince insanlar soluk alıyorlar, nefes almıyorlar. Ben nefes almaktan bahsediyorum. Onu da öğretiyoruz. İki, düşüncelerine dikkat edecek. Bir hastalık varsa vazgeçmediği yüksek egosal bir davranış vardır. Özellikle bu diz ağrılarından çok oluşur. Özellikle belli bir yaştan sonra diz ağrısı olan insanlarda kesin inatçılık vardır. Yani inatçılık aslında kullanmak istediğim bir kelime değil de bir konuda vazgeçmek istemediği alışkanlıkların tutumu. Bu olmadan yaşayamam. Her neyse o. Ve bu olmalı dediği anda artık bu, tabii ona bazı küçük uyarılar geliyor hayatında. Tökezlemeler diyorum buna, işte hapşırmalar vesaire. Daha sonra buna ısrarcılık devam edip o farkındalığa ulaşamayınca ve o alışkanlığına devam ettiğinde, ki bu evrenin dikkatini çekiyor, onun yaşam programına uymuyor. Ve ne oluyor? Büyük hastalıklar geliyor. Örnek, gelecek endişesi taşıması gereken bir enerji üresi. Sürekli gelecekte ne olacak? Ben bu borcu nasıl ödeyeceğim? Bu şimdi ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Şunu ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? İşte o zaman işte öyle hastalıklar var ki çocuğu kazada ölür korkusu var insanın. Bunu canlı tuttukça da sistemin hoşuna gitmiyor bu. Çünkü anne baba çocuk enerjisi sürekli canlı bir enerjidir. Bu sefer ne oluyor? Beline uyarı geliyor. Önce kilo olur. Sonra orayı halleder iradesiyle. Zayıflatır kendini diyet programlarıyla. Bu sefer beli ağrımaya başlar. Bir hareket yapar ya da bir şey olur. Ya da kendi kendine bel fıtığı gelecek endişesinin sebebidir. Daha ilerisi, bunu da geçtik diyelim. Ameliyat olduk ya da başka şeyler yaptık. Ki ben bu arada Dorn metot uygulayıcısıyım da.
insanlara vereceğim egzersizlerle bunun sebebi ayak uzunluğudur. Bir tanesi bir santim uzarsa ağrı eşiği başlar. İki santim ayağın bir tanesi uzarsa başlar. Ağrılar iyice şiddetlenir. 3 santime, 2'den 3 santime kadar ulaşımı yatağa düşer. Geliyor 2 santim, 3 santim her neyse. Biz kısa ayağın altına tabanlık vermiyoruz. Doğru metot öğretisinde tamamen uzamış olan ayağı yerine yerleştiriyoruz. 4 dakikalık bir masaj tekniğiyle. Ve onu da kendilerine öğretiyoruz. Dieter Dohn denen bir Alman insan sever, doğa sever. Evet, bunu evet. İnsanlığa hizmet sunmuş. Bir konuğum bana uyguladı burada. Çok harika, harika. Onu insanlara nasıl yapacağını öğretiyorum. Ve bana da öğretilen misyon bu şekilde. O egzersizleri kendilerine öğretti, uyguladıklarında bir daha bel fıtığı gibi kronik boyun ağrıları, sırt ağrıları, bedensel iskeletten doğan, omurgadan gelen hiçbir sağlık problemiyle insan karşılaşmıyor. O tekniğin içindeki hareketleri verdiğimizde. Elbette bu arada başka şeyler yok demek istemiyorum. Fizyoterapistler var, işte kayroplastlar var. Onların da yaptıkları çok kıymetlidir mutlaka. Benim onlarla ne bilgim var ne işte. Ben sadece doğru metodun içindeki ki birçok egzersiz benziyor da olabilir. Ben incelemedim ama bunun etkili olduğunu kendi aldığım eğitimlerden ve uygulamalarımdan biliyorum. %100 çözüm. Evet, evet. Kısa ayak duruyor, uzun ayak kısanın yerine yerleşiyor. Ve bu arada masaj tekniğini uyguluyoruz bedenler tarafında. Yarım saat, 45 dakika falan sürüyor ve çok etkili. Evet. Kalmıştık, hastalıklar iyileşebilir. Hastalıklar iyileşebilir. Hastalıkların da ben kendi geliştirdiğim bir teknikten özellikle bahsedeyim. Birçok teknikle de iyileşebilir. Tabii ki öncelikle düşüncesine dikkat edip hiçbir kimseyi yargılamayacak. Hiç kimse hakkında yorum yapmayacak. Namazını kılıyorsa ya da kılmayıp meditasyonunu yapacak ya da namaz kılacak. Ama sonrasında hareketin dışındaki alanda, hani namaz hareketlerinin dışındaki o tesbih bölümünde duası ne der ki? İşte kuantum fiziği denilen alan burası, kuantum fizik anlatılan. Gözünü kapattığı anda orada randevulusun çünkü ezan okunmuş, secdeye durmuşsun. O Allah'ın tayin ettiği özel anlardan birisi. Yani kodlu alanlardır. Ley hatlarından bahsetmiş bilimse bilemiyorum. O ley hatları da aynı buna benzer programlarla insanlığa hizmet eder. Ve orada o alanda hemen insan kimle o iki vakit arasında görüştü, yaptı, yargıladı, şunu yaptı, bunu yaptı. Orada bir proses uyguluyor. Yorumlarını geri çekiyor ya da özür diliyor ya da af diliyor. Ya da affediyor. Proseslerini uyguladığında kesinlikle peygamberimizin tarif ettiği insanı kamil olma yolunda adım atıyor. Ve başka bir gerçeklik yok. Gerçeklik bu. Hastalığın arkasındaki giz bu. Bunu yapan hiçbir insan hasta olmaz. Yani affeden... Affedecek ya da özür dileyecek. Özür dileyecek. Yani ve o ağırlığı üstünde taşımayacak. Kesinlikle. Ve bununla nereden kaynaklandığıyla ilgili araştırma yapacak. Çocukluk kayıtlarındaki bir programın çalıştığından olabilir. O program çalıştıkça o problem devam edecektir. Ayhan Bey. Kilo verdiren insanlar var. Özel bir mesaj evet. olsun. Evet, evet, evet. Kilo, çok kilolu. Yemek yemeye istediği kadar devam etsin. Ben buraya not tutuyorum. İstediği kadar kiloyu verdirebiliriz. Düşüncelerini yönlendirerek. Ona nasıl zayıflayacağını öğretiyoruz. Seminerlerimizdeki eğitimlerin içinde bunlar da var. Çok iddialı bunlar Ayhan Çok Bey. İddialı. Hepsini programlara deneyelim, bakacağız. Deneyelim, görelim. Zaten bu iddialı dediğiniz konu az bilinen insanın ama gerçekliğinde olabilirliği. Tabii. Aynen öyle. Allah'ımızın bize sunduğu sonsuz olasılıklar içindeki durumlar. Yani, ya biraz çok özür dilerim kestim ama dedemizi, anneannemizi, ninelerimizi hatırlayanlar varsa söylediklerini birazcık aralarda köprü kursunlar. Olmaz mı? Telefon yoktu. Telefon var diyenleri, yani dünyayı yuvarlak diyenleri öldürüyorlardı. Şimdi de tam tersini yapıyorlar. Yani olmayanı cahil diyorlar. Telefon olmadığı anda telefonu anlatmaya çalışıyorum şimdi size. Ya bunun gibi bir şey. Evet, evet. Az bilinen konular böyle tepki alabilir ama deneyelim. Sanayi devriminden sonra işte bu 100 yılda insanlar bunları unutmuşlar. Unutturuldu da olabilir. Bununla da ilgili hani işler yapabiliriz. Tabii kimseyi suçlamak istememekle beraber herkesin bir şekilde evrene hizmeti vardır. Belki zamanı vardı onlar da. Kesinlikle. O zamanı onlar da onun için görevlidirler. Ya ben çok özel bir örnek veririm eğitimlerimde. Hani
Allah hep iyilik yap, iyilik yap, iyilik yap. İyilik olmayınca hani Allah niye Afrikalı açlar doyurmuyor falan diyoruz Serkan Bey, Serkan Bey. Ya bugün sniper diyorlar değil mi? Şu uzun, uzaktan 2-3 evet. Kilometre ilerideki kanat, özel tüfeklerle, dürbün tüfeklerle insan öldüren insanlar. O da dua ediyor. Allah'ım önüme insan getir de öldüreyim, para kazanayım diye. Evet, her şey, çok... hayatta her şey zıtlığıyla kayıyor. Evet, mesela hadi burada şimdi nasıl bir tepki vermeliyiz, ne yapmalıyız? İşte burada da bir gerçeklik var. Yani Allah'ımızın sadece bir gözetici olduğunu ve dünya okulunda bize diplomayı son anda imzalayacak olan bir varlık olduğunu, bizi bunun için bu dünyada tuttuğunu bilinciyle, işte farkındalık diyoruz, hareket ettiğimizde hayatımızda her şey olması gereken gibi akar. Mutlu, huzurlu, düzenli. Önce kendimize, sonra evrenin, doğanın her unsuruna hizmet ederek yaşantımızı sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ekstrimdi ama ilerleyen programlarda bunları hep açacağız. Ben de çok severim bu konuları. Hatta böyle insanlığa dediğimiz bütüne hayrı olsun diye değil mi? Yani öyle konuşma. Her şey bir yerde para kazanmak, ticaret yapmak değil. Aydınlanmak da önemli, aydınlatmak da önemli. Bazen de misyonumuz bu. Bereket zaten gelir. Sertan Bey, içimde, ben de öyle. Buyurun. Son cümle olsun. İçinde ilahi gücü hissetmeyen mekanik olarak bir eylemi içinde olmak az doğru diyeyim. Elbette bunu yapan mekanik olarak programları takip ederek ilerleyen birçok analitik yapısı yüksek insan topluluğumuz var. Büyük şirketlerimiz daha çok bu yapılarla hareket ediyorlar. Ben bu arada yaşam koçu oldum yeni. Bir şekilde insanların bu konuda da nasıl ilerleyecekle ilgili bu farkındalıklarla şirketlerini yönetmelerini ya anlatacak çok şey var aslında. Hani oradaki şirket yöneticisinin altyapıdaki kendi alt görevlerine baktığında tesadüf olarak onlarla karşılaşmadığı bir enerjiyle karşılaşacağını %100 altına yine parmak basarım. Yani tesadüf değil o insanları. İncelediğimizde onun çocukluk kayıtlarının işte hani dedik ya enerji spiral şeklinde devam ediyor. Çocukluk kayıtlarının çekim alanıyla o insanların iş başvurularının yapıldığı ve kabul edildiği anlayışından bahsediyorum. Tesadüf değil. Bu enerjiyle yüzleşmeden de o şirket istediği başarıyı elde edemiyor. Başarılı bir şirket gibi görünebilir ama çok yorgun yaşantısına devam edebilir. Ya da istediği noktaya çok uzun zamanda gelebilir. Ya da istediği hedefleri tutturamayabilir. Onun için insan kendine bakacak ve enerjisiyle alt enerjileri kontrol edecek. Burada da manyetik alanları ölçüyoruz. Burada da negatif alan enerjilerini tespit ediyoruz ve gerektiğinde kaldırıyoruz. Evet. Hayırlısı diyelim, neler mümkün. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet izleyicilerimiz, biliyorum konular çok ekstrem, çok sıra dışı, çok marjinal. Ama Ayhan Bey'i bundan sonra takip edin. Programlarında, videolarında, sosyal medya hesaplarında bunları açarak anlatıyor. Bizim zamanımızı aştık bile şu anda. Maalesef burada bitirmek durumundayız. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.